Bu ülke her yıl seçime gidemez ki. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde erken seçim diye bir mantık, bir anlayış yoktur. Bu geri kalmışlığın alameti. Kimse seçim rüyası görmesin. Sevgili Gaziantep'liler, Şişehirliler, Diyarbakır, değerli Ankaralılar, Dadaşlar, İzmir, Şanlıurfa'nın saygıdeğer güzel insanları, yenilenme sürecini tamamlarken 2019'a hazırlanmalıyız. 2019 Kasım 2019, 3 Kasım 2019 tarihin. Şimdi soruyorum, 2019 Mart ve Kasım'ına hazır mı? Kemal Kılıçdaroğlu erken yerel seçim istiyor. Çok ucuz bir siyasi hamle. Erken seçim yoktur. Yok diyoruz, yok diyoruz, yok diyoruz. 26 Ağustos 2018 günü en makul, mantıklı, demokratik yol. Ağustos ayının geç bir tarih olduğunu da hodri meydan, hodri meydan, hodri meydan. Madem bu kadar hodri meydan diyorsun, buyurun meydan. Cumhurbaşkanı olur, erken seçim tarihini 24 Haziran olur. Tam olarak baskın demek. Bir baskın seçimi kararı. Baskın seçimle. Baskın seçim tabir yanlıştır, erken seçimdir. Seçime gidiyoruz, baskın bir seçim sevgili izleyenler. Erdoğan aslında ani gibi görünen bu kararı aylardır örüyordu. AK Parti ve MHP Milli Mutabakatı'nın adı netleşti. Cumhur İttifakı. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Giremez iddiasına. 15 sayın milletvekili partimizden İyi Parti'ye katıldı. Millet İttifakı içinde 4 parti var. CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti. Seçime geri sayım başladı. CHP'de kulisler hareketi. Benim adaylığıma gelince gel aday ol. Saadet Partisi Abdullah Gül'ün çatı adaylığı için Kılıçdaroğlu'yla Meral Hanım'la mutlaka görüşeceğiz. Biz her türlü özveride bulunmaya hazırız. Bay Kemal, zaman geçirme. Gel hemen aday olayım. Gül sessiz, iktidar yorumsuz. En sert tepki Yalova milletvekili Muharrem İnce'den geldi. İnce, Gül mü Erdoğan mı deseler Erdoğan'a oy veririm dedi. En çıldırtacak aday yaptı. Sayın Muharrem İnce, gel bakalım buraya. Herkesin cumhurbaşkanı olmalı. 100 bin imza ile. Aday olacağım. İmza vermek demokrasi gereği. Muharrem İnce, Meral Akşener, Recep Tayyip Erdoğan, Selahattin Demirtaş, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek. CHP'nin başındaki zata mı yoksa öne sürdüğü garibana mı bakacak? Ben gariban bir cumhurbaşkanı adayım. Tüm adaylara 500'er lira bağışladı. Senin camide namaz kılarken tek bir resmin var mı ya? Erdoğan, cami senin babanın tapulu malı mı? Yeni bir projem daha var, onu söyleyeyim. Millet kıraathaneleri kuracak. Kekini alacak, çayının kahvesini alacak, ücretsiz. Ustayım diyordu ve erkek ustasıymış. Şuraya Muharrem İnce, şurayı sütlacak olsa, bir son 8 yaşındaki çocuk hayatında yemek bu sütlacık ya. Kale açacağına. Onlar bu projenin kekine takılıp kalmışlar. Meğerse bunların vizyonu kek kadar. Kek. Erdoğan ve Muharrem İnce meydanlara indikleri günden bu yana her cümleleri karşılıklı. Bana bak Muharrem. Sana baktım Recep. Muharrem. Recep. Muharrem. Recep. Söyle. Bay Muharrem bak. Bay Muharrem, Bay Muharrem deme. Millet sana bir bay bay Erdoğan der. Bisiklete binmeye devam et. Bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz. Tamam dünyada en çok paylaşılanlar arasına girdi. Meral Akşener yükleniyor Erdoğan'a. Erdoğan asla yanıt vermiyor, cevap vermiyor. Neredeyse atacağım. 38 saniye beni göstermiş. Parasını size vereceğim. Şu TRT var ya TRT. Şuna bir yuh çekin de göreyim. TRT çalışanları bizleri seçim malzemesi yapmayın çağrısında bulundu. Çıktı çalışanları. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la devam edelim. Bu soruyu Erdoğan'a sorabilir misin? Ben açık. Bir dakika şimdi bak.
Medyada önemli bir satış süreci başladı. Doğan Medya Grubu, Demirören Medya Grubu'na resmen devredildi. Başarılar diliyorum. Edirne FET 2 Yüksek Güvenlikli Cezaevinden seslenmek zorunda bırakılıyorum. İnşallah Sayın Demirtaş tahliye edilir. Sayın Demirtaş sanık. Cumhurbaşkanı adayı tutuklu olmaz kardeşim. Şu anda tutuklu mu bu adam? Tutuklu. Bitti. Siyasetin çıraklarına da Türkiye emanet edilmez. Senin apoletlerini sökmezsem CHP pisliktir. CHP çöplüktür. Önce milleti dinleyelim isterseniz. Euro çıkmış 6 lira. Her sene müfredat değil. Olağanüstü halde seçim olur mu? Olağanüstü hal 3 ay daha uzatılmış. Diplomayı anayasa istiyor, anayasa. Eski başbakanlardan Tansu Çiller platformda yürüdü. Bambaşka oluyor. Nasıl? O da geldi. Beğendi mi? Evet. Sevgili Zonduk. Niye böyle oldu? Diyarbakır terör örgütünün siyasi uzantıları başta olmak üzere. Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçimi için Türkiye genelinde oy verme işlemi 8 itibariyle başladı. Bu seçimi millet belirleyecek. Ne yaparlarsa yapsınlar kazanacağız. Bundan bir kuşkum yok. Sandıkları asla terk etmeyin. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bakıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önde gittiğini görüyoruz. Anadolu Ajansı'nın sonuçları doğru değil bir kere. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalmıştır. Onlar da Anadolu Ajansı'ndan almıyorlar mı bu bilgileri? Yok, hayır. Kendi kanalların var onların. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı anlaşılmaktadır. Ben biraz önce Muharrem İnce'yi yazdım. Muharrem İnce'ye mesaj attım. Başkanım ne diyorsunuz, yorumunuz nedir, herkes sizin yorumunuzu bekliyor dedim. Adam kazandı. Durmadınız. Durmak yok, yola devam dediniz. Bu şarkı burada bitmez dediniz. If I stay with you, if I'm choosing wrong, I don't care at all. If I'm losing now, but I'm winning late, that's all I want. I don't care at all. Bundan sonra mecliste siyaseti Milliyetçi Hareket Partisi yapacaktır. Ne dersek o olacaktır. Ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı hem Recep Tayyip Erdoğan'ı kurtarmıştır, hem Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurtarmıştır, hem devleti kurtarmıştır. Bu da böyle bilinsin.